Sevgili dostlarım, hepinize selamlar. Hepinize Ensar ile Borsa Gündemi adlı kanala hoş geldiniz. Elit Natural Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin onaylı izahnamesiyle sizlerle birlikteyiz. İşlem kodu Elit, 8-9 Kasım Pazartesi Salı arkadaşlar halka arz edilecek. Fiyat iskonto oranı %16,5 civarında. Pardon, fiyatı 16 lira 30 kuruş. İskonto oranı ise %20,53 oranında olacak. Güzel bir iskonto oranı da var. Bireysele eşit arkadaşlar, bilginiz olsun. Bireysel yatırımcıya %40 oranında 4 milyon 800 bin lot verilecek. Yurt içi kurumsal yatırımcıya ise %40 oranında 4 milyon 800 bin lot verilecek. Yurt dışı kurumsal yatırımcıya ise %20 oranında 2 milyon 400 bin lot verilecek. Toplamda 12 milyon lot halka arz edilecek. Sevgili arkadaşlar, halka arzın büyüklüğü %22 oranında 195 milyon 600 bin TL. Yani çok lotu yok. Bu da ayrıca dikkat çekebilir. Bilginiz olsun. Şimdi bu halka arz gelirleriyle ne yapılacak? %7-10 arasında GES elektrik üretim yatırımında, %33-40 arasında bahçe tesis yatırımında, şirketin kendi markası ile elektronik ticaret yoluyla satış yapması için gerekli harcamalarda %7 ile 10 arasında, kısa ve uzun vadeli borçların ödenmesi %40-53 aralığında yapılacak. Şöyle arkadaşlar, önemli taahhütlere bakalım. 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altına satış yapılmayacağı, 6 ay boyunca pay satılmayacağı, 30 gün fiyat istikrarı planlanmakta, ancak halk yatırım fiyat istikrarını yarıda kesme veya tamamen vazgeçme hakkı vardır. Konsorsiyum lideri de halk yatırım, bilginiz olsun. Arkadaşlar, bunun dışında dönem net karına baktığımız zaman 12 milyon bir karı, şirketin %50 civarında öz kaynaklı çalıştığını da söyleyebilirim. Bu tabii ki de güzel bir durum. Ancak şunları belirteyim. 2020 yılının net kârı 29 milyon. Çok yüksek bir net kâr rakamı yok. Bu da ek olarak bilgimize arkadaşlar. Tabii şu anda sadece iki çeyrekte, pardon, birinci çeyrekte 12 milyon kâr açıklaması da ayrıca başarılı bir durum. Tabii bu kârları gittikçe arttırırsa öz kaynak rakamına yakın, yani %50 civarında, şöyle söyleyeyim size, dönem net kârını 50 milyona yakın getirirse öz kaynakların oranına, yani öz kaynakların kullanımı rakamına baktığımızda %33'lük bir öz kaynak karlılığı olacağından dolayı da başarılı bir durumdan söz edebiliriz. Tabii bunu 2021 bir çeyrek için söylüyorum. 12 milyon karı, yıl sonu karın artması da tabii ki de başarılı bir durum olabileceğinin göstergesi olabilir. Bunun dışında dediğim gibi küçük bir halka arz süreci. Bireysel yatırımcıya ne çok fazla, ne yurt içi kurumsala çok fazla. Bu da ayrıca dikkat çekiyor. Bireysel eşit olması da gerçekten güzel bir durum. Yani şunu söyleyebilirim. Hedef Holding tarzında yapı olarak, bu dağıtım şekli olarak Hedef Holding tarzında bir yapısı da var. Umarım başarılı olur. Umarım sizlere bol bol kazanç getirir. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlar.